Öncelikle ben üniversitemizin camiası, öğrencileri, Kırgız halkını, Türkiye Cumhuriyet halkını, kardeşlerimizi, hepinizi selamlıyorum. Bugün tüm dünya koronavirüs pandemini maalesef yaşıyoruz. Kırgızistan'da da bugünlerde bu koronavirüsün yaygınlanmasına karşı tedbirler hükümet tarafından alındı. Bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Diğer ülkelerdeki gelişmelere göre Kırgızistan daha iyi durumda. Bu da bizim hükümetimizin yaptığı, aldığı tedbirlerin neticesi oluyor. Üniversitemizin rektörlüğü, senatosu, yönetim kurulu çalışmalarını devam ediyor ve gerek hallerde kararlar alınıyor ve şu an üniversitemizde, kampüsümüzde her şey sağlam, doğru düzgün yolunda gidiyor. Üniversitemizde dünyadaki tecrübeni bilerek Kırgızistan'daki hükümet tarafından alınan kararlar çerçevesinde ve Türkiye'deki gelişmeleri de bilerek işlerimizi yürütüyoruz. Şu an üniversitemizde uzaktan eğitim işleri başlatıyoruz. Bu Kırgızistan'da tüm üniversiteler, okullar, liseler uzaktan eğitim sistemini uygulamaya geçtiler. Biz de hocalarımızla beraber öğrencilerimize uzaktan tüm gerek eğitimi vermeye hazırlıkları görüyoruz, yapıyoruz. Şu an üniversitemizde yurt dışından gelen 206 öğrencimiz var. Onlar üniversitenin tüm imkanlar çerçevesinde her ihtiyaçları karşılanacak şekilde yurtlarımızda bulunuyorlar. Bunun yanında Türkiye'den gelen hocalarımız aileleriyle kampüsümüzde bulunuyorlar. Bu da yaklaşık 200 kişi aileleriyle. Üniversitemizde çok iyi bir sağlık sistemi kurulmuş. Bu işin devam ediyor. 7 gün, günde 24 saat hizmetleri öğrencilerimize, hocalara sunuyorlar. Gerek profilde doktorlarımız var, hemşireler. Onlar da Kırgızistan'ın Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün üniversitemizin içinde hiçbir sağlık problemler tespit edilmedi. Bazı öğrencilerimizin ihtiyacı olsa, hocaların ihtiyacı olsa onları hemen bizim doktorlar gerek işlemleri yapıyorlar. Öğrencilerimizi tabii ki üniversitede sadece sağlık, barınma değil, beslenme konularında tedbirler alındı. Mesela öğrencilerimize öğlede, akşam yemeğinde gerek gıda şeyleri ücretsiz hizmetleri sunuyoruz. Öğrencileriyle rektörlüğümüz ve idari birimlerimiz beraber yurtlarda görüşmeler yapıyoruz. Sorularına cevapları veriyoruz. Şu an Kırgızistan'da 22 Mart'tan itibaren olağanüstü hal ilan edildi. Bunun neticesinde çarşı pazarlar, eğlence mekanlar şehirde, tüm Kırgızistan'da işlerini durdurdular. Sadece eczane, gıda alışverişleri açık ve bizim öğrenciler Bişkek şehrindeki herkes gibi bu alışverişlere gidip gerek gıda, gerek başka şeyleri alıp ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Yurt dışında kalan Kırgız vatandaşlarını Kırgızistan'a
getirmek ve onları karantinaya almak. Test edip eğer problem var olsa onlara gerek işlemleri yapıp ama hiç problemi yok bizim vatandaşlar o zaman evlerine gönderilecek. Ama bu arada bir karantin periyoduna teklif edildi, bizden de rica edildi. Tüm Kırgızistanlı üniversitelerin yurtlarından yer ayrılmasına deyip biz de Kırgızistan ve Türkiye devletinin üniversitesi, devletlerin üniversitesi olarak tabii ki hükümetlerimize her türlü destekleri veriyoruz. Bu konuda bizim mütevelli heyetimizin haberi var ve bugün bize bilgi ulaştı. Mütevelli heyetimizin başkanı bu konularda kendi görüşünü bildirmiş. Çok teşekkür ederiz. Üniversite tabii ki hükümet ile, millet ile bir ve yaşadığı problemler, sorunlar çerçevesinde beraber olacak, yanında olacağını, üniversite olacağını ifade etmiş ve Kırgızistan'a, Kırgız Türk Manas Üniversitesi gerek yardımda bulunacağını da ifade etti. Bu çerçevede de biz de Kırgızistan hükümeti bizden bu yurt boş yurtlarımızdan kaç bir yer talebinde bulunsa biz de bunu karantin süresi içinde teslim etmekte hazırız. Eğer bizim yurtlara karantini bizim vatandaşlar yerleştirilse karantin şartlarına göre bu yurtlardan kimse dışarı çıkamaz ve içeriye özel bir personel dışarıdan gelen doktorlardan hariç kimse giremez ve bu yurtta bizim bir de öğrencimiz yok. Bizim şu an kampüste kalan öğrencilerimiz ayrı bir yurtta, o komple izole edilmiş, o bölgeye kimse giremez. Bu açıdan kimse bir şüphelenmesin, bir problem yaşayabiliriz de. Bu konuda ben tüm ailelerimizi, öğrencilerimizi, hocalarımızı ben söylüyorum. Hükümet her tedbirleri alacaklar. Bu akademik dönemi uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlayacağız. Öğrenciler kaldığı odalarından hocalarıyla temasta bulunup derslerini alacak. Bir üniversiteye gelip kalabalık oluşturup sınıflarda bulunmayacaklar. Büyükelçiler ile temasta bulunuyoruz. Eğer komşu ülkelerimizin, diğer ülkelerimizin tarafından müsaade edilse, öğrenciler geri dönebilirler dese, biz her türlü destekleri sağlayacağız. Bu öğrenciler sağlıklı evlerine, ailelerine dönmesine. Ama bugünlerde böyle bir ihtiyaç büyükelçilikler tarafından bildirilmedi. Onlar öğrencileri hangi şartlarda üniversitelerde, bizim üniversitede kalıyorlar, ondan haberi varlar ve memnunlar. Yurt dışından gelen, Türkiye'den gelen kardeşlerime, ailelerine ifade etmek istiyorum. Çocuklarınız çok sağlam şekilde üniversitemizin camiası tarafından, hükümetimiz tarafından ele alındı. Her tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Bir problem çıksa hemen bu problem çözülecek. Gerek bilgileri bizim üniversitemizin sayfasından alabilirsiniz. Her gün güncel durum, almış kararlar ve diğer hususlarda bilgiler bizim sayfamızda bulunuyor. Gerekirse rektörlüğümüze direkt ulaşabilirsiniz. Sayfamızda telefon numaraları, posta adresleri, her bilgiler var.
Ve üniversitemiz bugünlerde Türkiye Büyükelçiliği ile diğer Türk Cumhuriyetleri büyükelçilikleriyle bağlantıdayız, çalışıyoruz, koordine ediyoruz çalışmalarımızı ve Türkiye'nin hükümeti tarafından alınan kararlar, YÖK tarafından alınan kararlar, biz de onları okup, tanıp bu kararlar çerçevesinde harekette bulunuyoruz.